kriz dolar 7 liraya falan vurduğunda Muharrem İnce bir tweet attı. Dedi ki bak beni seçseydiniz de böyle olmazdı. Bu affedilmez bir tweettir. Yani biz Batı, ben Batı ile anlaştım. Batı ile açılımlar kapılarını araladım. Batı ben iktidar olsaydım benimle yürüyecekti. Şimdi siz karşı çıktığınız için sizi şey yapıyorum. Bu kabul edilemez bir İyi şeydir. ki de o zaman seninle yürümemişiz yani. İyi ki yürümemişiz. Ve bunların şansı yoktur. Şimdi bunlar sanıyor ki bir kriz ortamında işte iş karışıklıklar ya da daha sertleşir kriz ortamı bize bir iktidar şansı. Hayır. FETÖ, PKK, açılımlar her neyse bu noktalarda sıkı durmayan, sert durmayan hiçbir partinin görüşün şansı yoktur bu ülkede. Bu halk gelir ve çiğner geçer bunları. Hala akıllanmadılar. Hala milli, sağlam, düzgün bir yerde durmanın ne olduğunu bilmiyorlar. Ve ne küçük bir zeka taşıyorlar ya. Ne kadar fırtına yaşadı Türkiye. FETÖ, PKK. Hala bu kadar acıdan sonra hala iktidar şansı bulursak FETÖ'cüler de Amerikan isteğinde gizli gizli salırız. İşte PKK'yla da açılım otururuz. Bunlar da halkımıza söylemeyiz ama işleri öyle geliştiririz. Sonunda böyle bir algı yaparız. Hala orada Muharrem İnce beyler. Yazıklar olsun be. Siz bu ülkede şans bulacaksınız. Önce beni bulacaksın karşında be. Sen bu ülkede yani bir de bunu söyleyelim. Ya bu hala bu ülkede birileri yani FETÖ gibi hani bir şans mı geliyor, kriz mriz bir şey mi geliyor? Yani sen bırak meclisi, bırak onu bunu, bırak hukuku hakimleri. Milyonlarca insan PKK ve FETÖ konusunda taviz vermeyecek. Hiç şakası yok, hiç. Boşuna uğraşmayın. Boşuna buralardan girmeyin. Kendinize yazık edersiniz. Rezil olursunuz. Böyle bir dünya yok. Hala Avrupa'nın oyuncağı gibi, elçilerin oyuncağı, hala onların lafıyla hala işte bakıyoruz. Evet şimdi CHP'nin yapısına bakın. Hepsi açılımcı bunların. Hepsi Yeni yarın. MYK diyorsunuz. Evet. Hepsi FETÖ'yü dışarı bırakmanın, PKK'yla zaten PKK'yla işe gelmenin şeysini, yolları bu dizaynın adamları. Birkaç gün sonra kendi işlerinden patlar söylerler bunu. Şimdi benim burada söylediklerimi kendileri yarın söyleyecek zaten. 3 hafta, 4 hafta sonra göreceksin söyleyecek. Orada da bir iki tane patlayan insan çıkacak yani. Bu kadar FETÖ, bu kadar HDP, bu kadar batı ağzı ayıptır. Buradan şans bulamazsınız. Bırakın AKP'yi. Karşınızda önce bizi bulursunuz. Şu ülkede bir kriz varsa bu krizi en iyi değerlendirecek olan muhalefettir. Üretim diye sahaya çıkacak. Tarla, atölye, sendika, iş, beceri, Doktor. madde, kaynak, ham madde. Rüzgarı muhalefet dalgalandıracak. Yok. Hala FETÖ MÖTE, hala PKK, HDP'nin yolunu arayan bir şeyin içindeler orada. Çıkış yok oradan. Bu rüzgarın bayrağı biziz. Türkiye'de aydınlanmacı demek ne demektir? Kaynak demektir. Tarla demektir. Atölye demektir. Düşünce demektir. Bilim demektir. Bunun bayrağıyız biz. Şimdi gitmişsin FETÖ'nün kuyruğuna takılmışsın. Ve oradan gelip de yok kriz vuracak ya da bir şeyler olacak. İş karışıklıklar vurulacak sıra bize gelecek. Yok öyle ama. Sana hiç sıra gelmeyecek. Ne zaman Mustafa Kemal olursun, ne zaman milli bir insan olursun, güven verirsin o zaman gelirsin başımıza. Attığı tweet'e bak, rezil adam. Ben Batı'nın yanındayım şeyini veriyor. Ya da Batılılara da şey veriyor, biz sıradayız. Hani şeyi gönderiyor. Yok böyle bir şey. Çıkış yok. FETÖ ve PKK'ya yakın geçenlerin çıkışı yok. Zaten bu tarlaya, zaten bu atölyeye girmemizi 40 yıl geciktiren bunlar. Sülük bir zihniyet. FETÖ dediğin nedir? Sadece orduyu işgal etmedi. Ordunun lojistiğini de ele geçirdi. Orduya bu kadar malı kim sattı? Bu kadar şirket kimin? Soydular halkın sırtından. Mercimek satanı da soydular, mobilya satanı da soydular. Şimdi hala bu sülük başkasından geçiren asalak zihniyetin temsilcisisiniz. Kalkacaksınız, siz insansanız, muhalefetseniz önce o FETÖ'ye de çalışmayı öğretin. O PKK'ya da çalışmayı öğretin. Çocukları silah altına değil, tarlaya sokmasını öğretin. Hala oradan bir yol bulacağınızı sanıyorsunuz. Terbiyesiz, ahlaksız, zırnık izzeti nefsi olmayan, onur taşımayan insanlar. Biz de yiyoruz bunları. Yok böyle bir şey. Bu kadar utandığımı görmedim ya. Bir muhalefete bak. Dolar yükselir yükselmez. Amerika tokatı atar atmaz hemen batı tarafına geçiyor Muharrem İnce Bey. Utandım kendimden be. Böyle bir şey olabilir mi? Burada izleyeceksin. Bu toprağın yanında izleyeceksin. Önce bunu diyeceksin. Sonra burada hesabımız var bizim. Sarayla var, israfıyla var, şeyhleriyle var. Büyük bir kavgadır bu. Vereceğiz. Ama önce burada mevziye gireceksin. Hangi cephedesiniz belli değil be. FETÖ'nün mü? Nerenin belli olmayan insanlar.
Çoluk çocuğu tweetle kandıracaklarmış da. Yok rüzgar almış da senin. Ne rüzgarı? Hangi rüzgardır bu? Çok rahatsızım. Ağzına sağlık abi. Teşekkür ederiz. Son 5 dakikalık yaptığım vurgular da herkesin kulağına küpe olsun diyelim. Ve Halk Partisi halk idaresinden konuşur. Halkın iradesinden konuşur. Halkı harekete geçirir. Bunlar elçilikler, yabancılar, kulağa gelenler, FETÖ, Amerika. Ya siz bir halk partisiniz ya. Önce bunu masaya koyun ya. Halk nedir? Çalışan, üreten, vergi veren, kendini seven, birlik olan, eşitleyen, kardeşleyen halk budur. Buradan çıkmışlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir halkın iradesi, halkın çalışması gayreti, halkın siyasi talepleri olarak bugün 30 yıldır konuşan var mı? Her ağzını açan ya FETÖ'den ya HDP'den konuşuyor. Böyle bir kimlik takdim ediyor. CHP'nin kimliği halk kimliği değil. Bir halkın iradesi kimliği, halkın idaresi kimliği değil. Demokrasiyle bilme işi yok. Kulaklarına geliyor FETÖ, HDP bunlarla uğraşıyorlar. Bir halka gelin be. Önce bu halkımızı değil mi? Sahaya sürmenin, üretime sürmenin, çalışmaya sürmenin, bölüşmeye sürmenin, kaynakla, maddeyle tanıştırmanın bunları söyleyin. Ve karşıdaki şey, tarikat gibi kültürlere de doğru, normal, doğru yolları gösterin.